edeceğimizin bilinmesini istiyorum. Sağlıkta dönüşüm politikalarıyla birlikte yaşanan şiddete dur demek için bugün bütün sağlık çalışanları ve hekimler Hacettepe Üniversitesi heykel önünde bir araya geldiler. Tam 18 tane örgüt yan yana gelerek artık bakanlığın, yetkililerin çözüm almasını talep etti. Burada genç asistan hekimler vardı, psikiyatri ana bilim dalından hekimler vardı, öğrenciler vardı ve sağlık emekçileri vardı. Herkes hep bir ağızdan yaşamak ve yaşatmak istiyoruz talebini öne çıkararak bakanlığın, yetkililerin tekrar tekrar yeniden önlem alması gerektiğini ifade etti. Nefret toplumda yükseltiliyor. Batılı ülkelerde, çağdaş ülkelerde bakan bir gün bile bu durumda durmaz. Yani hekimini koruyamayan bir bakan istifa eder. Ancak istifada görmüyorsunuz. Böyle bir onurlu davranış da sergilemiyorlar. Türkiye'de şiddet dilini, nefret dilini kullananlar bundan sorumludur. Eğitim sisteminin baştan aşağı düzenlenmesi lazım. Sağlıkta şiddetin önlenmesi için de şirket hastanelerinde, böyle olayın olduğu şehir hastanesine bakarsanız, şimdi şirket hastanelerinde bunun önlenebilme ihtimali yok. Sağlıkta dönüşüm programından vazgeçilmelidir. Şiddeti doğuran ana temel unsurlardan biri bu. Ticari meta olarak düşünülüyor sağlık, öyle değil. İnsani ilişkilerdir, tıp, hekimlik ilişkileri. Buradaki artık sözün bittiği bir yerdeyiz. Yani bakanın istifasını bekleriz. Siz yıllardır randevu almaya çalışıyordunuz bakandan. Hala herhangi bir görüşme talebinde bulunuyor mu sizinle ilgili? Çözüme dönük herhangi bir adımları var mı? Hayır, çünkü randevu taleplerimizi kabul etmediği gibi bu sorunları buyurun beraber çözelim diye de bir teklif gelmemiştir. Peki bundan sonra nasıl bir yolu izleyeceksiniz? Merkez konseyimiz biliyorsunuz yeni görev paylaşımı yaptı. Tekrar yeni bir eylemlik planı gündemde. Hekim arkadaşlarımdan süresiz iş bırakmada dahil olmak üzere görüşler geliyor. Bu görüşler değerlendirilecek. Sağlık emek meslek örgütleriyle beraber bu konuda işlem yapacağız. Misafirlerimiz geldi. Yani dün yaşanan durum gerçekten çok acı verici, çok üzüntülü. Hala yani uzun sürede etkisini atlatamayacağız, atlatmayalım da. Yani tüm bu düzenin, her şeyin tekrar yapıcı yönde ve hekimleri koruma yönünde olmasını talep ediyoruz. Onlarca sağlıkta şiddet vakasına rağmen müdahaleler edilmedi, gerekli önlemler alınmadı, caydırıcı cezalar verilmedi. Doktor Ersin Aslan'dan beri gitgide daha kötüye giden bir tablo var. Biz bunu kabul etmiyoruz. Hacettepe Üniversitesi'nin asistan hekim koluna Doktor Görkem. Bizim istediğimiz eşit ücret, insani çalışma koşulları ve sağlıklı dönüşüm politikalarının bu getirdiği sonuçların bir an önce artık önlenmesi. Çünkü bizim hayatımıza mal olmaya başladı. Birçok hekim öldürülüyor ve bu sistemin artık bu şekilde gidemeyeceğinin en büyük kanıtıdır. Biz artık buraya toplandığımızda bir meslektaşımızı daha anmak için değil, kutlamak için toplanmak istiyoruz. Yani sağlık hizmetlerini piyasalaştıranlar, sağlık çalışanlarını köreleştirenler ve itibarsızlaştıranlar bugün bu yaşadığımız katliamların sorumlusudur. Bu nedenle de çok basit ve çok net yapılması gereken tek bir şey var. Sağlık Bakanlığı'nın o tweet aleminden uzaklaşması ve istifa etmesi gerekiyor ki en azından bundan sonra onun yerine gelecek bir sağlık bakanı sağlıklı düşünebilsin. Öfkeliyiz. Sorumlulardan hesap soracağız. 6 Temmuz 2022 tarihinde
Konya Şehir Hastanesi'nde görev yaptığı esnada hasta yakını tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda katledilen Doktor Ekrem Karakaya'yı kaybetmenin derin üzüntüsü ve öfkesi içindeyiz. Biz, sağlık, emek ve meslek örgütleri, bu şiddet sarmalının genişlemesi karşısında siyasi iktidarı defalarca uyardık. Sağlıkta şiddetin münferit bir olgu olmadığını, bunun toplumsal ve politik bir sorun olduğunu gerekçeleriyle birlikte tekrar tekrar ifade ettik. Sağlık kurumlarında meydana gelen silahlı saldırıların artışı nedeniyle bu konuda önlemler alınmasını ve 6136 sayılı yasada değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifleri önerdik.